Herkese merhaba. Kurguda Atarız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık bilmem kaçıncı bölümdeyiz. Biz de pek sayamadık. Bunu takip etmesi bizim için de güç oldu. Daha önce de yanlış saydık zaten. Dördüncü Evet. bölümü, ikinci bölümü falan dedik. Bugün yanımızda Mete Kaan Özdilek yerine moderasyon koltuğunda farklı bir isim oturuyor. Sizin de belki de Shadows Podcast'ten aşina olduğunuz bir kişi, bir mit, Bir sinema bir insanı. sinema insanı. Sineast. Enes Kılıç bizlerle. Enes merhaba, hoş geldin bu yüce programa. Neler hissediyorsun? O koltuk heyecanlı mı? Dışarıdan dinlediğin gibi değil miymiş? Biz televizyonda izlerken böyle hissetmiyor Merhaba. Ne boş attın be. Harbiden. Bu program galiba boş yapma üzerine kurulu. Hayır. Çatır çutur sinema konuşuyoruz burada. Peki ben bu koltukta hep bulunuyorum zaten. Bu koltukta bulunmak benim için yeni bir deneyim değil. Ana espri anlamadım. Bu program ağır taştır, altında kalırsın. Bu bölümde biz seri katil filmlerinden bahsedeceğiz. En sevdiğim seri katil filmlerinden. Ben ne kadar mutlu mutlu söyledim seri katil filmlerinden bahsedeceğiz. Sen Yuppie falan. de bir sıkıntı var zaten de. Ya ben açıkçası seri katil filmlerine nedense bir gizli çekiciliğine kapılmıştım. Özellikle sinemaya ilk böyle tutkulu olduğum yıllarda. Bunda büyük ihtimal David Fincher'ın da büyük etkisi vardır. Ve bazı hani bu slasher korku filmlerinin falan, bunları hani sinemaya girişte genelde izlenen filmler vardır ya, işte Seven'lar, Zodiac'lar falan. Bunların o seri katil ögelerini içermeleri beni bayağı bir türe cezbetmişti. Özellikle Netflix'teki bütün belgeselleri tükettiğimi ve bununla ilgili birçok dizi izlediğimi falan da belirterek Mindhunter izledin mi? Mindhunter'a bayılırım. Mindhunter iki defa izledim. Ben normalde dizi pek sevmem. Ama Mindhunter'ı yani iki defa da izlenir, üç defa da izlenir. Benim ilkimim Rob. Ben yine Hitchcock'la başladım. Rob hem sinemada teknik açıdan daha önemli bir film, hem de konu açısından da ben önemli bir film olarak görüyorum. Rob literatüre buzdolabı kesmesi terimini kazandıran bir film. İşte tek çekim gibi gözüküyor ama o zamanki kameralar tek çekim yapabilmeye, hani tek film şey yapabilmeye çok capable kameralar değil. O Elverişli yüzden değil. Türkçe konuşalım lütfen. pardon. Şeyden kesiyor zaten işte karakterin takım elbisesine yaklaşıyor. Orada siyahlığı alıyor. Oradan yeni filme geçiyor. O şekilde kesiyor. Teknik açıdan o açıdan önemli bir film. Ya ben şey ekleyeyim. Hikayeyi Alfred Hitchcock'a kurgu ustası diyorlar. O da alın lan size kurgu ustası. Bir tek bu plan tek film plan çekiyor. çekilen film değil mi? Evet Evet. evet. Hikaye anlatım açısından da çok basit bir hikayesi var. Aslında spoiler olacak. Bir parti veriliyor. O partide olması gereken bir kişiyi öldürüyorlar ve onun Kim? saklandığı tabut değil, sandık üstünde izliyoruz zaten filmi. Hani sürekli orada geçiyor O sandığın olaylar. üstünde yemek yediriyor Evet bize. ve en sonunda tabii Hitchcock filmlerinin alameti farikası olarak James Stewart olayı çözüyor ve babacan bir tavırla yaklaşıp siz ne yaptınız falan diyor böyle filmin sonunda. Rob kısa bir film ama yani bu kısalığı çok iyi taşıyan bir film. Hani Sen daha bunun uzun olmaması iyi biraz olan bir şeyinden bahset film. istersen. Seri katil ögelerinden bahset madem temayla bütünleşsin. Evet. Cinayet var. Seri katil var. Hani belli ki bu uzun süredir planlanmış bir cinayet. Çünkü bunun üzerine bayağı konuşuyorlar işte. Nasıl derler? Yani o cinayetin kuruluş anını aslında cinayetten sonraki anlarda görüyoruz işte. Neyi nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını vesaire. Bu bir merak sonrası oluşan bir şey. Öyle hatırlıyorum. Çok uzun süre oldu izleri, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bu kadar. Ya, o zaman ben 5 numarama geçiyorum. Ben Sen Rob'u 5 numarana geçmeden önce uzun çekmemelerinin sebebi tek planda olabilir diye eklemek istiyorum ve Mete Kaan Özdilek bu filme 3,5 yıldız vermiş diye de belirteyim. Ya uzun çekmemelerinin sebebi tek plandan ziyade hikayenin o kadar elverişli olmaması ve belli bir tek mekanda geçiyor sonuçta. Yani tek plandan ziyade onun hikaye anlatıcılığına çok fazla hizmet etmediğini düşünüyorum. Zaten Hitchcock da pek sevmez bu filmi. Sadece denemek açısından bunu Bence yaptığından tek planı bahseder. hikayeye uydurmuş. Hikayeyi tek plana uydurmaktan ziyade hani hikaye biraz zor bir hikaye. Yani kısa sürebilen bir hikaye. O yüzden hani bunu tek plan yaparak madem hikaye böyle teknik olarak bir farklılık yaratayım diye düşünmüş olabilir diye Aslında düşünüyorum. zaten bir Yok, challenge ben gibi duruyor zaten filmin kendisi. röportajından, Truffaut ile yaptığı röportajdan alıntı olarak söylemiştim zaten aklımda kaldığından. O yüzden bu infoyu verdim deyip ben Tamam, kendi 5 devam. numarama geçiyorum. Buyur lütfen. Benim 5 numaramda sevgili Gus Van Sant'in böyle bir kötü, bir iyi film çeken bir beyefendinin Elephant filmi var. Ya Elephant filmi aslında yani konusu olarak direkt büyük bir spoiler içeriyor. Yani
filmin direkt konusu. Bir school shooter. Sana İngilizce dedim, ben de school shooter dedim. Amerika'daki bu okul tarayan öğrencilerin, onların psikolojik olarak geldikleri yerde okulda şiddet eylemi göstermelerini. Ya yani benim bu filmi seri katilde kurduğum bağ şurada yatıyor. Yani normalde biz seri katil filmlerinde gördüğümüz ögeler arka arkaya belli bir şekilde planlanmış, belli bir tema etrafında gezinen şeyler olur, belli bir aralıklarda geçer. Mesela Memories of Murder'da da gördüğümüz gibi, bunun şeyini vermeyeyim, ben ileride konuşacağım bunu da. Seven'da gördüğümüz gibi belli bir tema etrafında genelde gerçekleşir bu cinayetler. Fakat bu filmde görüyoruz ki her şey, bütün cinayetleri tek bir an için bütün film boyunca kurguluyor karakterler. Ama bu filmle ilgili benim en çok sevdiğim şey bu kurgulanma anını bize sadece bu cinayeti işleyen iki genç üzerinden vermiyor. Bunu cinayete kurban olan ve onların arkadaşları olan o okulun etrafındaki o hani bir o ruhu vermek için farklı karakterlerin etrafında kamera takılıyor ve onlarla uzun planlar etrafında okulda dolanıyor, bahçede dolanıyor, onlarla karşılaşmalarını gösteriyor. Belki onların uğradığı psikolojik şiddeti gösteriyor ve hani o bu cinayeti işleyen iki çocuğun, yani çocuk mu denir, genç mi denir, o iki gencin buna nasıl sürüklendiğini göstermeye çalışıyor Gus Van Sant. Yani filmin biçim olarak çok çok dolu ve yani büyük ihtimal son yarım saatine gelene kadar da pek anlaşılmıyor aslında hikayesinin ne olduğu. Hani bir school shooter hikayesi olup olmadığı deyip kendi 4 numarama geçmek Ondan istiyorum önce burada. ben Ha şeyi doğru, eklemek sen istiyorum. bırakmadın School lafı. shooting alanında, yani ben bu filmi izlemedim. Ama şeyi önerebilirim burada. Daha çok bir docufiction olarak gördüğüm Villeneuve'un Politeknik filmini önerebilirim. O da Kanada'da özellikle kadınlara karşı olan bir, yani bir incel'in yaptığı bir katliamı anlatıyor. Bir school shooting olayı. Onu da öneririm. Bayağı vurucu bir O filmdi zaman bir o de da. We Need to Talk About Kevin diyelim. Dean Ramsey'nin. Evet, daha fazlası için Deniz'in fanzine yazdığı We Need to Talk About Sinema yazısı okunabilir. Espri gördün mü? Kaliteli İsim espri. esprisi yaptı. Aynen. Tabii canım. O zaman ben Bong Joon-ho'nun en sevdiğim filmine geçiyorum. Memories of Murder. Her yağmur yağdığında radyoya aynı şarkıyı isteyerek, radyoda aynı şarkıyı çalmasını isteyerek kırmızı giyinen bir kadını öldüren bir seri katilin belki de gerçek bir olaydan esinlenen bir hikayesini anlatıyor. Bong Joon-ho'nun bu filme genelde şey derler, 2000'li yılların Seven'ı. O gerçekten o Seven'ın o yağmurlu, kaotik ortamını birebir bir şekilde demek belki yanlış olabilir ama Kore'ye aktarıyor Bong Joon-ho ve o, Atmosfer olarak en evet, azından. atmosfer olarak Kore'ye aktarıyor ve onun o gizemini aslında hani bir çözüme ulaştırmadan, yani spoiler verdim yine, hiçbir şekilde çözüme ulaştırmadan bize karakterlerin bu yolculuklarını, o iki polisin dışarıdan gelen bir dedektifle birlikte bu suçluyu, bu katili aramalarını anlatıyor. Ya benim bu filmle ilgili en sevdiğim şey bize hiçbir şekilde karakteri göstermiyor. Seri katili göstermiyor. Ama onunla ilgili bize çok fazla yani onun bunu nasıl işlediğine dair bu cinayetleri çok güzel bilgiler veriyordu. Bize o Zodyak'a benziyor evet biraz. evet yani bize takip ettiriyordu. O karakterle yani hiç görmeden bile onun gibi düşünmemizi sağlayabiliyordu. Hani belli bir aynı tem etrafında birleştirmesinden cinayetleri. Ve şöyle komik bir sahne vardır, hatırlar mısın? Baş Zıpladığı yer karakterin mi? evet Evet. çift tekme atarak aşağı uçtuğunu, dedektifin üstüne atlamıştı galiba. Bir kadın öldürecek sanıp. Hiç aklımdan çıkmazdı sana. Arada açar açar izler gülerim deyip. Çift tekme derken aklıma dün gece beraber izlediğimiz film geldi, Miami Connection. Biraz onu anlatmak ister misin? Sean Baker'ın Ya favori filmi olan. ben Sean Baker'ın Kombini diye bir YouTube kanalı var. Orada aynı Criterion Collection'daki DVD seçme gibi oraya gidiyor ve DVD seçiyor. Orada Miami Connection'ı görüp benim en sevdiğim film dedi. Ve filmden gerçekten büyük övgülerle bahsetti. Ve eğlendiğinden, ne kadar eğlendiğinden bahsetti. Biz de madem adam sevmiş, biz de Sean Baker'ı seviyoruz. Bana burada gene Sean Baker'ı anlattın, sonra bana kendini tekrar ettiriyor biraz. Düşüyorsun ya kendi tekrar. Diğer herif Düşme bu de oyunlara. 3 programda Anes anlattı bir sürü yani. Olsun. Onun canı sağ olsun bak. Ama Kurtulduk çok artık. çok yüklendik. Neyse. Açtık izledik. Kafa Yani sıfırladı ama bir. müthiş geldi de yani. O kadar da değil Kur ya. kurgu yok, şey Aynen. yok, Bir kurgu sahnelerin yok. Adam arasında bağ dayanmak için yok. böyle bekleyen herifler vardır ya. Yumruk atın Tam Kanal D filmi ya. Aynen. Neyse çok dağıttım. Buyurun. Benim 4 numaramda biraz da eğlence diyerek İmbrüj'ü aldım ben. İmbrüj'ü daha önce de konuştuk burada.
O yüzden çok fazla konuşmayacağım üstüne. Bu Dur dur. Barış'ın Enes'e laf atacağım. her Enes. gün her gün izlediği film mi? Evet, Barış'ın Temmuz ya yani 2022 Temmuz'unda 18 gün üst üste izlediği bir film. Sinema mekan. Al notuna Emrüş. Tamam aldım. Barış da yakın zamanda yeni bir programla sizlerle beraber olacak. Kendisinin sesini duyabileceksiniz. Buradan ufak bir reklamla geçelim. Ya İmbürüş dediğim gibi daha önce anlattım ama ne için bir seri katil filmi olarak aldığımdan bahsedebilirim. Kiralık Çünkü katil olarak da başroldeki iki düşünmemelidir. karakter kiralık katil ve aslında Colin Farrell'ın oynadığı karakterin kendini sorgulamasını, bunu yapabilir miyim diye şey yapmasını görüyoruz sürekli. İşte çok ikonik sahnesi vardır. Çocuk parkında kendini vurmaya çalışır vesaire. Aslında yani kiralık katillik bir iş aslında, okey, ama bunu yapmanın da ne kadar şey olduğunu Ben görebildiğimiz bir... sana şeyi soracağım. Kiralık katillik seri katillik midir? Genelde seri katillerin hani hiçbir sadece kişisel amaçla öldürürler ya onlar. Belli bir onlarda hani bir fetiş unsuru gibidir ya onlarda cinayet. Hani belki de onlarla farklı etkileşimlere girerler öldürdükleri kişilerle veya onların hani onlardan kalan parçalarla falan. Böyle biraz Ya, pis konuşuyorum ama kusura bakmayın. suç alanında profesyonel biri değilim tabii ki, bunun O cevabını yok verecek ben kişi ben değilim, yani ama sinema bence şey, açısından senin değerlendirmeni sordum. seri katili ard arda insan, çok fazla insanı ve ard arda bağıntılı bir şekilde öldüren kişi olarak tanımlarsak kiralık katiller de buna girer diye düşünüyorum. Ama bağıntılı olur mu ki? Yani belli bir tematik Nitelikten şey. çok niceliği ben aldım burada seri katil Evet olarak. öyle alırsak yani Ya 10 tane kim insan öldürdün seri katilsin ama bir değil? yandan da Deniz'in bahsetmek istediği şey daha böyle daha felsefi Evet daha felsefi cinayetler. seri katillik. Onların kendi bir şeyleri vardır ya bakış açıları vardır ve hani ona odaklanmışlardır. Belli bir kendi amaçları için Belki öldürürler. Seven'daki karakter Evet örnek evet. olarak gösterilir. Doğru anladıysam. Konuşacağız onunla şimdi. Ha, o zaman. O zaman at bakalım 3 numaranı. Benim 3 numaramda Rashomon var. Rashomon. Bir İzledin Japon mi? filmi. İzledim ama yani Kurosawa'nın. az hatırlıyorum. Ha hatırladım hatırladım tamam. Bununla Sen ilgili bir anı hatırladın. anlatacağım. Buyurun. Şimdi biz hazırlıkta sürekli kendi sınıfımızda film gösterimleri yapıyorduk işte. Ben, Duru, Barış, bir de bizim Enes diye bir arkadaşımız vardı. Ben değilim. Evet, biz Rashomon izleyelim dedik. Abi Rashomon bizi bir baydı. Rashomon bizi öyle bir baydı ki filmi birinci saatinden sonra 2x'e falan aldık. Benim 2x'te izlediğim ilk filmdir Rashomon. Ayıp ayıp. Daha sonra daha düzgün bir şekilde izledim ve Rashomon şöyle bir film. Filmde bir cinayet var. Bu cinayetin iki ögesi, öldüren ve öldürülen, ortamda bulunan kişiler perspektifinde izliyoruz ve sinemada şeyin önemini anlatıyor bence. Sinemada aslında her şey perspektiftir. Bunu mesela 2018 yapımı İskandinav filmi The Guilty'de de görürüz. Hani Evet. bambaşka bir perspektiften anlatır tüm olayı ama perspektif değiştiği anda olayın ögelerini daha farklı yönden O görürsün. sorgulama sahneleri Dersine falan. çalışmış STV 210. Evet, burada da onu görebiliyoruz. Yani çünkü herkes farklı hikaye anlatıyor ve herkesin anlattığı hikayenin nosyonu farklı. İşte öldüren kişi diyor ki ben bu kadınla birlikte olmak istiyordum, o bizim önümüze çıkıyordu, o yüzden öldürdüm. Öldürülen aynı şeyi farklı perspektiften anlatıyor. Kadın diyor ki işte zorla öldürdü falan filan. O açıdan sinemada asla, özellikle sinemada asla doğruya ulaşamayacağımızı, çünkü herkesin farklı yargıları olduğunu çok çok güzel bir şekilde anlatan bir film bence. Tek eksisi 50'lerde çekiliyor ve şu döneme, yani şu an izlemesi bence çok çok zor olan bir film. Ben yine senin seri katil algına sataşacağım. Nerede oğlum bu seri katil? Bu adam seri katil mi? Bunu daha çok seri katillerden ya da cinayet, bunu anlatmak istediğim için aldım aslında. Biraz Ya şey, ağzına liste sağlık. dışı oldu. Olsun. İyi o zaman ben sana saf pür bir seri katil atıyorum. Hem de Lars von Trier'in elinden çıkmış bir seri katil. The Olsun. House That Jack Built. Ya ben burada bağıra bağıra söyledim. Biraz da fazla konuştum. Bu House That Jack Built'ı bizim Jack karakterimiz insan bedenlerinden yapıyor. Bunu bütün Evet. filmde de görebildiğimiz gibi. Ve ben bunu her zaman Dogville'de yıktığı duvarları Tilly'e kendi o kurduğu 2003'ten beri kurduğu anlatısında burada insan etleriyle alın size yıktığım duvarları bu şekilde insan bedenleriyle sizin vücudunuzda kuracağım diyor. Yani belli bir sürü fetiş unsurları var filmde. O bizim seri katilde görebildiğimiz hani bir amaç için öldürmüyor. Bazen amaç için öldürüyor. Bazen karşısına çıkan bir kişiyi kendi amacını engellediği için öldürüyor. Onları bir araya topluyor. Yani şey sahnesi vardır ya insanları yan yana dizer ve tek kurşunla kaç kişinin hepsini öldürebilirim diye. Fakat bu Tiri'ye artık
şey yaratır ya filmlerinde sürekli. Bir anti kahraman kendisinin de sevmediği, kendisinin dahi sevmediği yansıtırken pis herif diye yansıttığı böyle bir karakter olur. Nymphomaniac'taki biraz kendi dinleyen adam. Kendi iç şeylerini de anlatıyor çatışmalarını da. Muhtemelen kendini de öyle görüyor çünkü o herif. Yani olabilir. Gerçekten kafasına ulaşılması güç bir adam. Ben burada kültür tarihi dememek için zor duruyorum ikide konuşurken. Ve zaten sonunda da gördüğümüz gibi senin gibi pis bir adamın, bu seri katilin, bu yaptığı o duvarları oluşturan insanların belki de sonu cehennemdir diyor. Ya belki de burada bize şey demeye çalışıyor, fazla okumak gibi gelebilir ama yani siz bu duvarları yaptınız, siz bu kültürü inşa ettiğiniz zaman sonunuz cehennem, bize bir azap verdiniz. Ama yine de bir açık kapı bırakıyor çünkü cehennemin duvarlarında yukarıya tırmanmak için o şeyleri görüyorsun. Hani tamam kimse oradan tırmanamamış da yine de eğer şey olarak hani orada %1'lik ihtimal hep duruyor. Hala bu duvarların içinden çıkabilirsiniz. Orada hani cennete ulaşabilirsiniz tarzı. Hollywood hikayesiyle bir dalga geçme vardır, evet. Ya oraya çıkarsın sen, aynen kardeşim çıkarsın diye diyor orada. Ya biz bu filmi daha önce konuştuk. Hatta ben de burada konuşayım. Bir daha programda yer kaplamayayım. Benim birinci numaramda film de. Yani bir seri katilin başlangıçtan sonuna kadar takip ettiğimiz bir film var mı daha önce? Ben hatırlamıyorum. Mutlaka vardır. Şey, ben izlediğim hatırlamıyorum. Çok var. Henry Portrait of a Serial Killer. Okay. Direkt aklıma geldi. Yani ilk başta aslında insan öldürmeye başlaması çok basit bir şeyden dolayı oluşuyor. Arabasına birisi biniyor, diyor ki beni öldüreceksin değil mi, öldüreceksin değil mi? Belki de hiç aklında öyle bir şey yokken, çünkü o zamana kadar... Arabaya binen de Uma Thurman bu arada. Evet, normal bir şekilde görüyoruz kendisini. Sus artık diye öldürüyor ve ondan sonra işte sinemada kutsal kabul edilen ve onlara dokunulmayan ögeler vardır ya. İşte mesela çocuk öldürmezsin abi. Gidiyor iki tane çocuk öldürüyor, şey yapıyor falan filan. Sıkıntılı bir film ama Lars von Trier'in... Yine, yapmak istediği de bence o, evet, sıkıntı yani. Sinema sektörüne ve genel olarak kendinin içinde bulunduğu buhranlara, hani o baskılara karşı alın o zaman dediği bir film. Bir karşı çıkma filmi. O yüzden sonu özellikle, o cehenneme girdiği sahne özelinde de çok özel bir filmdir. Sonunda negatife dönüyor yalnız o duvarlardan giderken, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, düşüyor. Yani bilmiyorum. Nasıl? Belki de tamamen bütün film boyunca yaptığının zıttı bir yöne götürmek istemiş olabilir orada filmi. Yok, bence bir seri katile uygun bir şekilde bitiriyor filmi ya. Hani ya, bir kurtuluş yolu olmayacağını bilerek bitiriyor yani. Seri katili olumlamıyor mesela benim, hani ve seri katilin açısından şey yapmıyor gibime geliyor benim. Hani onu hayatta tutmak için bir şeyler uydurmuyor. Benim şimdi iki numaramla bağdaştırayım ama Funny Games'te hani ki bizim katillerimizin başına bir şey gelse bile onları tekrar kendisi filme müdahale ederek ve o dördüncü duvarı yıkarak tekrardan şey yapardı. Geri alırdı sahneyi ve hepimizi olabildiğince en rahatsız edecek şekilde o seri katillerin yollarını açardı. Onlara bir öğüt verirdi. Bak böyle yaparsan olmaz. O kendi savaş açtığı şeyi. Ben bu iki filmi çok bağdaştırıyorum. Haneke'nin de Trier'in de savaş açtığı şeyler var. Trier bunu daha şey radikal bir yoldan yapıyor, evet. Ama. Haneke orta sınıfa savaş açıyor. Kendi geldiği yere savaş açıyor. O burjuvaya savaş açıyor. Lars von Trier de kültüre savaş açıyor. O ikisinin bu savaşını iki anti kahraman, iki seri katil üzerinden kuruyor bu anlatılarını. Fakat Trier daha bunu biraz daha oyuncaklı bir şekilde yapıyor. Sinemanın olanak, ama Trier diyorum ya, Haneke. Haneke bunu daha oyuncaklı bir şekilde yapıyor. Sinemanın olanaklarıyla oynayarak, dördüncü duvarı kırarak bu beyaz öfkeyi, o kurdu bembeyaz giydirdiği iki katilini bize, o Alman bembeyaz giydirilen Beethoven dinleyen aileyi parçalatarak yapıyor bize. Artık bu bölüm çok spoiler çünkü cinayet filmi. Yani, olayı, ama bölümün olayı cinayet. Funny Games'i hep başka filmlerden bahsederken konuşmuştuk. İlk defa bu kadar sadece Funny Games'i konuşmak mutlu hissettirdi o yüzden. Ben Funny Games'le ilgili şey diyeceğim. Funny Games aynı zamanda Sinema Kulübü'nün 2019'daki açılış filmiydi ve bir açılış filmi için bayağı da iyi bir filmdi bence. Buradan eski YK'ya da selam olsun o şeyler. Ya Funny Games aslında baştan beri sana böyle tatlı bir tatil filmi olacakmış havası veriyor. Hatta biz geçen Ceren izlemişti filmi. Ceren bana şey demişti, hani bu filmde kötü ne olabilir diye düşünüyordum demişti. Müziği seçer, klasik müzik dinleyip hangi, evet, parça olduğunu tahmin ederler. Yazlık bir. Tam Barış'ın yaşayabileceği türden bir hayat. Yani Barış'ın programını dinleyince de anlarsınız muhtemelen. Tam Barış'ın yaşayacağı bir hayat. Burjuva. Aynen. Sonra şeyden anlıyorsun ama bir şeylerin. Nasıl derler? Hani o yumurta istiyor ya sürekli. O sahnede okey bir şey olacak diyorsun.
Ve daha önce yine Trier'de bahsettiğimiz gibi Haneke de sinemada dokunulmaz olarak gören çocuğa dokunuyor. Evet. Ama Trier bunu gösterirken Haneke göstermiyor ve onu çocuğa, televizyona kan sıçratarak hayvana, veriyor. Evet. Kadına. Yani korkunç bir film gerçekten ve filmde bir çıkış yolu yok. Hani karşı tarafı öldürüyorsun ama bir şekilde zaman geri alıyor. Hani oradan asla çıkamıyorsun. Ne yani, bileyim bota bıçak koyuyorsun hani aynen, onu kurtulmak için. Hani bize Çehov var ya, o silahı gösteriyor ama o sizin o Çehov'un o patlayacak dediği silah hiçbir zaman patlamayacak. Evet. Çünkü burası benim filmim, burası benim alanım, burası sinema diyor. Hani iki. Sen bir numaranı ama ben iki numaranı deyim. Pardon. Ya son 3-4 bölümdür hep Fincher konuştuk. Ama şimdi konu seri katil olunca bir Seven konuşmadan tabii ki geçemeyeceğiz burayı. Ben koymamak için zor tuttum kendimi. Ben senin koyduğunu görüp Fincher'in bir 3 filminden bahsedeceğiz burada Fincher'dan. Ben Seven'dan gireyim o zaman. Seven'ın konusunu anlatayım önce. 7 ölümcül günahı işleyen kişiler üzerinden bir cinayet anlatısı kuruyor. Ve çok ikonik bir What's in the Box sahnesiyle de filmi bitiriyor. Yani işte bu... Yedi günah üzerinde aslında bir Hristiyan anlatı da kuruyor. Yani Hristiyanlığın şeyi olan yedi büyük günahı alıyor ve onları öldürerek aslında bir sinemanın başında da sürekli bir dini nosyonla yapılır ya bu tarz sanatlar. Hmm. Sinemanın başında ondan belki çok bahsedemeyiz de. Fincher o sanatın asıl yapılma amacı olan dini kutsallığa ulaşmak. Onu da tekrar getiriyor bunun. Bunu çok farklı bir yerden getiriyor ama. Yani Seven sonu olsun, hani kurduğu o atmosfer olsun, yine şey soğuk bir atmosferde geçiyor bir seri katil filmine uygun olarak. Dekorlar özelinde çok çok özel bir film ve kurgusu seni asla baştan sona kadar bırakmıyor. Sürekli filmin içindesin. Filmin içinde etken bir şekildesin yani şey olarak. O yüzden twistini de iyi bir şekilde saklıyor bence film. Hani evet. Daha önce ya artık twist'e çok açığız. Hani bir şeyde twist olunca direkt anlayabiliyoruz ama bu filmde ben twist'i anlayamamıştım mesela sona kadar. Şaymalan sağ olsun. Bize bunu antrenmanlaştırdı. Antrenman yaptırdı. Ya Fincher'le ilgili ben şey ekleyeyim. Genelde Zodiac ve Seven'dan bahsedilir ama pek kişinin sevmediği The Girl with Dragon Tattoo da bu seri katil hikayesine, bu İskandinav polisi romanları vardır ya, onların atmosferine gri bir tonla çok güzel bir şekilde anlatıyordu. O da bir remake zaten, evet, İskandinav, evet, filminden. Onun bir üçleme yapmak istiyordu aslında. Bir süper kahraman filmlerine karşı Fincher bunu alın size böyle bir üçleme yapacağım ben de. Hani biraz da sinema buradadır diye. Fakat para yok. Battı. Çektirmediler. Ben bir numarama geçiyorum. Geç. Bir numaramda benim Terrence Malick'in ilk filmi var. Ya Terrence Malick gerçekten birçok Cannes'da Altın Palmiye kazanmış. Bu sanat sineması olarak adlandırılan sinemanın çok önemli bir yönetmeni. Bu Thin Red Line'dar... Tree of Life'lar falan, bunlar önemli filmler ama benim bahsetmek istediğim buradaki film Badlands. Benim de en sevdiğim Terrence Malick filmidir. Badlands'te iki tane birlikte olmak isteyen genç çift, bunların işte önce kızın babasını öldürerek kaçışlarını görüyoruz. Ve hani sadece amaçları birlikte olmak, birlikte yaşamak, birlikte vakit geçirmek. Fakat bunların çevresinde gelişen, onları ayırmaya çalışan, önce polis gelir, polisleri öldürürler, bir yere kaçarlar, önlerine birileri çıkar, dedektif gelir, hepsini öldürürler, hepsini öldürüyorlar. En son artık öyle bir boyuta ulaşıyor ki bu birlikte olmak için önlerine çıkan insanları öldürmeleri, bunları artık bir seri katil boyutuna getiren durum. FBI tarafından kırmızı bültenle aranırlar, uçaklar gelir, uçaklar kalkar. Hani Terrence Malick o sadece aşk için o iki çiftin bir seri katile dönüşmesini o erkeğin bakış açısından bazı yerlerde bize inanılmaz bir şekilde gösteriyordu. Terrence Malick'in filmlerinde bir ton vardır. Bazı şeyler gerçekleşir. Normalde buna verilebilecek tepkiler çok absürttür. Veya bunu hani bir filmi izlerken bizi korkutmak için veya germek için bunu çoğu yönetmen farklı şekilde çıkar çünkü çeker ama Terrence Malick burada bize göstermek istediği şey normal bir drama filmi çeker gibi. Bütün öldürme sahnelerini, bütün onların arasında kaçma kovalama sahneleri normal bir drama filmi çeker gibi gösteriyor bize. Filmin alameti farkası da budur yani. Benim en sevdiğim Terrence Malick filmi. Ya ben izlemedim Terrence Malick'in bu filmini. O yüzden seni çok şey yapmak istemedim. Çok heyecanlı anlatıyordun. Program erken bitti bu sefer. Evet, herkes bitirdik. Bütün filmlerini sundu. Mete patron, olmayınca patron hızlı bitirdi. Patron geldi ya bak, patron tabii. Bizi fırçaladı ve... Onur Erdem efekt. Aynen. Lütfen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.